Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günler sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evinize yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunumumuzu inşallah hep beraber hazırlayıp tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Dediğimiz gibi sizler de aynı şekilde yemeklerimizi tekrardan görmek ve yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGTV TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızdan bütün programlarımızı, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı takip edip videolarımıza, tariflerimize, programımıza bakabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsan izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta Abdullah Hakim Yaptu sayfalarından takip edebilirsiniz. Tariflerinizi gönderebilirsiniz. Yemek isteklerinizi yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarında bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Abdullah sayfamda bana ulaşıp, Çep programımızda da konuk olabilirsiniz. Evet bugün çok güzel bir baklavamız var. Elmalı kesme baklavamız var. Baklava yapacağız. Çok lezzetli, çok da farklı olacak. Onu yapacağız. Ondan sonra arpacık soğanlı tavuk yahnimiz var. Yahni yapacağız. Bu şekilde iki tane sunumuzu hazırlayacağız. Hem farklı olacak hem de güzel olacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Hem dediğimiz gibi kesme baklavamız farklı olacak. Elma ile yapacağımız müthiş bir sunumuz olacak. Ve yanında arpacık soğanla yapacağımız harika bir yahnimiz var. Birazdan sizlerle beraber ikisini hazırlayıp tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş iki tane listemizi dediğimiz gibi yapalım sizlerle beraber. Hemen listemizi alıp sizlerle beraber yavaş yavaş geçirebiliriz listelerimizi almaya. Evet gelsin bakalım listelerimiz. <laughs> evet öncelik sevgili izleyicimiz hemen neler yapacağız ona bir göz atıyoruz. Şöyle listemiz bir gelsin. İnşallah bir gün gelir Orkuncan. Gelir mi bugün? Elmalı kesme baklavamız için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? Bir paket baklavalık yufkamız olacak. Az ve fazla kullanabiliriz. Yani siz isterseniz artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. 200 gram kadar tereyağımız. Ondan sonra elmalı harcımız için 3 adet elmamızı kullanıyoruz. İstersek fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir çay kaşığı kadar e, bir çay kaşığı kadar e, bir çay bardağı kadar pardon toz şekerimiz. Ondan sonra bir çay kaşığı kadar tarçın kullanacak. Ondan sonra şerbetimiz için de sevgilimiz 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 su bardağı kadar suyumuz bir dilim taze limon veya da istesek limon suyumuzu kullanabiliriz. Bir paket baklavalık yufkamız, 200 gram kadar tereyağımız, elmalı harcımız için hemen e, elmalı harcımız dediğimiz gibi az veya da fazla da kullanılabilir ama biz 3 tane veya da 4 tane elma kullanacağız. Siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra bir çay bardağı kadar toz şekerimiz, bir çay kaşığı kadar tarçın kullanacak. Tarçını seviyorsak biraz daha miktarımızı artırabiliriz. Fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra şerbetimiz için de 3 su bardağı kadar suyumuz olacak. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, bir dilim taze limonumuz. Eğer istesek limon suyu kullanabiliriz. Öncelikle elmamızı kabuklarını soyacağız. Kabuklarını soyduktan sonra onları güzelce bir rendeleyeceğiz. Tencereğimize az bir yağımızı ekleyeceğiz. Yağımızı ekledikten sonra hem elmalarımızı dahil edeceğiz. Yavaş yavaş elmalarımızı biraz bir kavuracağız. Biraz bir kavurduktan sonra şekerimizi, tarçınımızı ekleyelim. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Hatta ben bir tane de portakal hazırladım. Onda da kabuğunu rendireceğim. O da ona mükemmel bir aroma ve tat katacak. Onu da içine ekleyeceğim. Ve güzelce bir şekilde bir harcımı karıştıracağım. Harcımı hazırladım mı? Onu kenara doğru alacağım. Ondan sonra ufak bir tenceremize tekrardan şekerimizi, suyumuzu, limonumuzu ekleyeceğiz. Şerbetimizi hazırlayacağız. O kenarda kaynama devam etsin. Kaynarken biz de tekrardan hemen baklavalı kufkamızı ince ince erişte keser gibi onları ufak ufak doğrayacağız. Doğradıktan sonra geniş bir kabımızı içine alacağız. Kabımız içine aldıktan sonra eritmiş olduğumuz tereyağımızı ekleyeceğiz. Tereyağla beraber güzelce bir karıştıracağız. Tereyağımızla beraber karıştırdıktan sonra tepsimizin altına da biraz tereyağımızı dökeceğiz. Onu da güzelce bir şekilde bir yağladıktan sonra harcımızın hemen baklava yufkamızın yarısını altına güzelce bir sereceğiz. Onu serdikten sonra çok fazla kalın da olmasın, çok fazla ince de olmasın. Ona göre ayarlanacak. Onu da ayarladıktan sonra tekrardan ortasını elmalarımızı güzelce bir şekilde bir her, tarafa yayacağız ve yaydıktan sonra üzerini tekrardan hemen güzelce bir şekilde bir kapatacağız. Üzerini baklavalı yufkamızla kapattıktan sonra fırınımıza göndereceğiz. Fırınımızda iyice bir kızaracak. Fırınımızda iyice bir kızarıp piştikten sonra hemen şerbetimizi de üzerine ekleyeceğiz. O şerbetini çekecek. Şerbetini çektikten sonra istediğimiz şekillerde, ölçülerde kesip sunumuzu yapacağız. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Geçsin bakalım diğer listemiz. Evet. Arpacık soğanlı tavuk yağımız için de neler yapacağız sevgilimiz? Onun için kullanacağımız malzememiz 300 gram kadar tavuk göğsümüz. 200 gram kadar arpacık soğanımız. İstersek biraz daha fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 diş sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, yeteri kadar tuz, karabiberimizi kullanacağız. Hatta seviyorsak biraz içine kırmızı kapya biberimizi de ekleyebiliriz. Hemen 300 gram kadar tavuk göğsümüz olacak. İstersek fazla da kullanılabilir. 200 gram kadar arpacık soğanımız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 diş sarımsağımız olacak. Sarımsağı seviyorsak biraz da artırabiliriz. Ondan sonra da bir tatlı kaşığı kadar salçamız olacak. Ondan sonra da yeteri kadar tuz, karabiberimizi kullanacağız. Seviyorsak bir iki tane de kırmızı kapyaberimizi renk vermesi için kullanılabilir. Şimdi öncelikle tenceremize yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan onun içine hemen arpacık soğanlarımızı ekleyeceğiz. Arpacık soğanlarımız yoksa normal kuru soğanlarımızı ona göre biraz da iri doğrayıp içine ekleyebilirsiniz. Ben tabii ki onu da sizlere göstereceğim sevgili izleyicilerimiz. Soğanımızı yavaş yavaş bir kavurmaya başlayacağız. Soğanlarımızı kavururken etlerimizi aynı şekilde doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Onu yavaş yavaş kavururken sırasıyla içine sarımsağımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra salçamızı, baharatımızı ilave ettikten sonra biraz da suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuzla beraber güzelce bir şekilde bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra da hemen sunum yapacağımız kabımız tabağımızı alacağız. Tabağımızı süsleyeceğiz ve süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Şimdi bir tane tenceremiz ben şöyle bir ayarlıyorum. Şerbetim için burada da elmamı hazırlayacağım. Şerbetimiz için ve elmamız için ayarlamamızı yapalım. Şimdi biraz yine aynı şekilde sıcak suyumuz her zaman olduğu gibi elimizin altında hazır bulunsun. Ondan sonra yavaş yavaş geçelim işlemize. Hemen tenceremizi güzelce bir şekilde bir ayarladıktan sonra şöyle bir altını açıyorum. Aynı şekilde diğer tenceremde altını açayım. O da yavaş yavaş bir ısınsın ama onu biraz daha derecesini düşürebilirim. Şimdi tenceremizi ayarladıktan sonra elmamız için şuraya az bir yağ ekliyorum. Bu işimizi görür. Az bir yağımızı ekledikten sonra o yavaş yavaş şöyle bir erimeye başlasın. Ondan sonra burada şekerimi şöyle bir ekliyorum tencereme. Ben biraz daha dediğim gibi sevgiliniz az yapacağım için ona göre miktarımı az tutuyorum. Ama yani sizler daha fazla yapacaksanız şeker miktarını daha fazla da kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. 2 su bardağı yakın şekerimizi ekledik. Şimdi o yavaş yavaş hafif bir toparlansın suyumuz ısındıktan sonra ekleyeceğiz. Ondan sonra o kaynama devam etsin. Şimdi biz de bu arada diğer ayarlamamızı yaptık. Hemen ben şöyle güzelce bir şekilde ayarlamamı yaptıktan sonra şunları bir yanıma alayım. Evet, e ne kadar kullanacaksak ona göre hemen elmalarımızı da yanımıza doğru alıyoruz. Dökeceğiz hemen. Ben sadece kaynamasını bekliyorum. O biraz bir topalansın. Ondan sonra hemen eklesin güzelce bir şekilde ekledikten sonra yavaş yavaş artık geliştirmeye geçebiliriz. Şimdi elmamız, sevgiizemiz ne kadar kullanacaksak az ve veya fazla olabilir. Yani siz istersen fazla da kullanabilirsiniz. 4 tane bizlere yetiyor. İstersek dediğimiz gibi arttırabiliriz. Bir tane varsa portakalımız onun aynı şekilde sadece kabuğu kullanılacak. Mükemmel bir aroması ve tadı olacak. Onun için sizler de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şimdi bir iki dakika sadece ben şöyle bir suyun toparlamasını bekliyorum. Ondan sonra şerbetimizi hazırladıktan sonra diğer işleme geçebiliriz. Yavaş yavaş hemen hazırlığımızı yaptık. Şöyle bir ayarlamamızı yaptıktan sonra Bismillah diyoruz ve suyumuzu döküyoruz. Hop. Bunu aynı şekilde ekleyelim. O iyice bir şerbetimiz kaynasın kenarda. Şerbetimiz hazırlanırken biz de diğer işleme geçebiliriz. Şimdi güzel oldu. Şöyle yarım su bardağı da eklersek yeterli olacak. Suyumuzu ayarladık. Ondan sonra o kenarda yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Az bir şey limonumuzu da ekleyeceğiz. Ben hemen biraz daha limonumu ekleyeceğim. Hemen <laughs> şöyle bir... Geldim güzel kardeşim. Şunu önce bir ayarlayayım. Değil mi? Şimdi az bir limonumuz. Taze limon veya taze limon suyu kullanılabilir. Yani hangisini istersen kullanabiliriz. Şöyle az bir limon suyumuz. Oh, mis. Yarım yemek kaşığı kadar yetiyor. Onu da ekledik mi? Artık yavaş yavaş şerbetimiz kaynayabilir. Şimdi onları hazırladıktan sonra tenceremize ayarlamıştık. Ben de bu arada hemen elmalarımı hazırlayayım. Şunları bir kenara alıyorum şöyle bir kenara alalım. Başlıyorum yavaş yavaş kabuklarını soymaya. Şöyle bir ufak ufak. Tam da soymayalım ki o kabuklar güzelce bir şekilde bir koksun, aroması olsun diye ne yapıyoruz? Şöyle ufak ufak. Hemen. Şöyle yavaş yavaş. Elmamı hazırlıyorum. Şunları da topaladık toparladıktan sonra eğer ki çok uzun süreli bekletecekseniz elmamızı hazırlayıp suyun içine de bekletelim ki çok fazla siyahlaşması kararmasın. Yeniş bir kabımıza suyumuzu, limon suyumuzu ekleyelim. Onu da içine istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Şimdi şundan içeri yapalım. Ortadan kestik. Kestikten sonra şu çekirdekli olan kısımları da temizleyelim. Şuraya da temizledik mi? Kenara alıyoruz. Devam ediyorum yine aynı şekilde. Bunu da şöyle ufak ufak temizliyoruz. Şurada da bir toparladık mı güzel oldu. Yavaş yavaş tenceremizde yağımız erimeye başladı. Onun için de çok fazla ısınmasın, erimesin. Ben şimdi bunu kenara doğru alıyorum. Elmamızı hazırladıktan sonra devam edebiliriz. Şunu aynı şekilde yapalım. Böyle bir toparladık. Çık çık kabuğunu soyuyoruz. Yani içinde isterseniz fındık veya da ceviz kullanabilirsin ben bugün bir biraz daha farklı olsun diye elmamla beraber yapacağım. Buram buram kokacak ve çok farklı ve çok da lezzetli olacak. Şuna da aynı şekilde yapalım. Ondan sonra şu şekilde ortadan kesip şunları güzelce bir temizleyelim. Şunu da aynı şekilde yaptık. Kenara aldık. Değil mi Orkun? Şunu da aynı şekilde yapalım. Hemen Şurayı da bir ufaktan bir ayarladık mı? Güzel oldu. Devam ediyoruz. Ufak ufak şundan şey yapalım. Şimdi dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz eğer ki suyun içine bekleteceksek şöyle yapıyoruz. Yani kabımızın içine biraz suyumuzu dolduralım. Yani sizde de aynısını yapmak istiyorsanız diye ben hemen şuradan bir göstereyim. Ondan sonra devam edeyim çok fazla siyahlaşmayacak ve kararmayacak. Onun için de size için de çok güzel olacak. Şöyle bir kabımıza suyumuzu öncelikle koyuyoruz. Suyumuzu koyduktan sonra limon suyumuz, taze limon da olabilir. Limon suyumuzu ekleyelim. Yeterli. Şimdi bunları ekledik mi? Hazırlamış olduğumuz elmamız onları şöyle bir atıyoruz içine. Bunu da attık. Çok fazla dışarıda kalmasın. Şöyle ufak bir üstüne bastırabilirsiniz. Bunda kesinlikle kararma olmayacak. Siyahlaşmayacak. Ve istediğiniz kadar da bekletebilirsiniz. Devam edelim. Hemen. Şunlara da aynı şekilde. Şöyle ufak bir. Şu şekilde. Ayarlayalım. Onu da sonra da yavaş yavaş. Bu şekilde de isterseniz. Bütün de kabuğunu soyabilirsiniz. Ve de isterseniz bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Hı -hı. Güzel oldu. Ve bilerek hafif biraz kabuk bırakıyorum ki sevgilimiz güzel koksun diye. Şimdi aynı şekilde yapalım. Hı -hı. Devam edelim. Şuna biraz daha ufak ufak gördüğünüz gibi. Bak şöyle bir minik minik. Hop hazır. Şimdi kalan son elmamız. Onu da aynı yapalım. Değil mi Orkun? Biraz daha şöyle bir kişi. Minik minik. Hemen şurayı da bir. Aynı şekilde ayarladık. Seni görüyorum güzel kardeşim. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şunu da. Şöyle bir ufak ufak. O senin geçtiğin mi? Şimdi şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Biraz ortadan kestik. Hemen şunu da biraz şöyle bir... <laughs> bak bak. Şöyle bir topaladık Hazır. Şimdi son kalan... ...elmamız. Onu da şöyle bir... ...ayarlayalım. Mis. Güzel oldu. Şimdi şunları bir alalım önce bir. Kenara ayarladık. Ondan sonra... ...gelsin bakalım rendemiz. Öncelik portakalımız bir tane portakal. Çok fazla yapıyorsak fazla da kullanabiliriz. Bir tane portakal yetecek bizlere. Ama dediğimiz gibi çok fazla yapmak istiyorsak ona göre birazdan miktarımızı artırabiliriz. Fak fak. Başlıyorum şöyle bir ayarlamamı yapma. Hani bugünkü baklavamız hem çok farklı olacak hem de dediğimiz gibi çok da güzel olacak sevgilimiz. Buram buram kokacak. Farklı bir aroması, lezzeti ve tadı olacak devam edelim. Şuna biraz daha şöyle ufak ufak. Yavaş yavaş. Rendeleme. Şöyle ufak ufak ayarladık mı? Güzel oldu. Şimdi onu ayarladıktan sonra şuradan az bir parça alacağım. Çok fazla olmasın. Şöyle minik bir dilim işimizi görür. Gördüğünüz gibi küçük bir parça alıyoruz. Buraya görebilirsiniz güzel kardeşim hemen hafif biraz şerbetimiz de güzel koksun güzel olsun diye az bir portakal suyumu şuraya ayarlıyorum. Öyle az bir şey. Güzel koksun. Oh! Mis. Evet şimdi güzel oldu. Devam edelim. Yine aynı şekilde. şuraya bir önce bir toparlayayım. Ondan sonra devam edebiliriz. Hazırlamış olduğumuz elmamız ne kadar yapacaksa dediğimiz gibi Temizledik mi? Başlıyoruz. Rendemizi kalın gözüyle. Ufak ufak. Şu şekilde hazırlama. Devam ediyoruz. Şunu. Evet. Devam ediyorum. Ufak ufak. Şunları da aynı şekilde ayarladık. Devam edelim. rendelemeye devam ediyoruz. Şuna da aynı yapalım. Çok fazla beklemesin ki siyahlaşmasın, kararmasın diye. Devam edelim. Şunu da bir alalım. Şunu da aynı şekilde ufak bak. Hazırladık mı? Şimdi bunu bir önce bir ayarladıklarımızı tenceremize yollayalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi hazırlanmış olduğumuz elmamızı portakal kabuğuyla beraber şöylece bir tenceremize yolladık. Evet. Hemen onu ekledikten sonra ufaktan bir karıştıralım. Sen görmeye devam et güzel kardeşim. Evet. Hemen Aylamamızı yaptıktan sonra dediğimiz gibi tekrardan görebilirsiniz güzel kardeşim. Ne kadar yapacaksak onu arttırabiliriz. Biraz da tarçını mı şöyle bir ekliyorum. Bir çay kaşığı. İsterseniz daha fazla da kullanabiliriz. Yani siz de biraz daha arttırmak istiyorsanız ona göre arttırabilirsiniz. Şimdi yine devam ediyoruz. Kalan az elmamız kalmıştı. Onları da hemen hazırlıyoruz. Ufak ufak şöyle güzelce bir rendeleyelim. Toparladık mı? Bunu aynı şekilde yapalım. Küçük küçük. Devam ediyoruz. Ufak ufak hazırladık. Şimdi şuna iri olanları kruvasanla ilgili sevgilimiz yoğun bir isteğiniz vardı. Onu listemize eklemiştik ama e, önümüzdeki hafta yanılmıyorsam ya salı günü ya çarşamba günü listemde var. Ben Reklam arası bakayım listeme. Ee, önümüzdeki hafta listemizde var. Hem ponçik var. Yoğun istek almıştı. Sizler için hazırlayacaktım sevgili izleyicilerimiz. Hem ponçik hem de kuru vasanımız. Önümüzdeki hafta listemizde var. Yanılmıyorsam ya salı ya da e, çarşamba çarşama günkü listemde var. size için inşallah onda da, hazırlayacağız. Şimdi devam ediyoruz. Hasan Paşa köfte ile de yoğun bir var. O da aynı şekilde önümüzdeki hafta listemde var. Yani Çarşamba günü olan listeye kadar üçü de var diyebilirim sevgili ama günlerini tam bilmediğim için listeye bakmam gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Yoğun istek alınmıştı. Onun için ben de listelerimi eklemiştim. İnşallah sizler için önümüzdeki hafta üçünü de hazırlayacağız. Hem ponçik, hem kuru basanımız, hem de Hasan Paşa köftemiz sizler için hazırlanacak. Şimdi şunu da bir ayladık mı? Evet. Bir de tavuk göğsü tatlımız, gerçek tavuk göğsü tatlımız o da var listemizde. Onu da sizler için hazırlayacağım. Şimdi şunları bir kenara alıyorum. Şuna da bir ayarladık mı? Hemen şunu da bir ekleyelim. Oha! güzel oldu. Ufak bir karıştırmaya devam edeceğiz. Sen görmeye devam et bize kardeşim. Elmamız, portakalımız, ee, ne kadar ne kadar kullanacaksak ona göre ayarlıyoruz. Hemen onları ekledikten sonra yavaş yavaş onlar topalamaya devam etsin. Ben de bu arada şöyle bir ayarlamamı yapayım. Ondan sonra devam edeceğim. Dediğimiz gibi tenceremize tarçınımız çok fazla seviyorsak tarçını biraz daha fazla da kullanabiliriz. Yani arttırabiliriz. Hemen şunları da bir elden geçireyim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi hazırlığımızı yaptık mı? Önce şurayı bir alalım. Şurayı da bir toparlayalım ki çok fazla dağını görünmesin. Hop. Evet şimdi güzel oldu. Hemen şunu biraz daha hızlandıracağım. Altını açıyorum. Dediğimiz gibi az da fazla olabilir. Siz ona göre hazırlayabilirsiniz. Hangi tepsimizi kullanacaksak tepsimizi alalım yanımıza. Tepsimiz hazır. Şimdi tepsimizi hazırladık mı? Devam ediyoruz. Ufak ufak. Diğer işlemize geçme. Şu fırınımı da biraz açayım. Şu ıslaklığı da bir alayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi güzel oldu. Tepsimiz hazır. Tepsimize şöyle az bir yağımı alıyorum. Çok fazla olmasın. Onu güzelce bir yağlıyoruz. İyice bir kızarsın diye. Hemen hafif bir kenar kısımlarında aynı şekilde şöylece bir şuradan da yağladık mı tepsimiz hazır olacak. Evet. Şunu da güzelce bir ayarladık mı? Şunu da atalım şunun içine. Şimdi yine aynı şekilde yağımızın altında. Daha önceden açmıştık. Tereyağımız erimişti sevgili izleyicilerimiz. Ben hemen şöyle bir toparlanayım. Şerbetimiz güzel oldu yavaş yavaş toparlamaya başlandı. İyice bir toparlandı. Altını biraz daha kısa Şimdi geçiyoruz. Aynı şekilde elmamızı hazırlamaya devam ediyoruz. Şimdi bir çay bardağı kadar toz şekerimi ekliyorum. Evet. Şimdi elmamızın içine toz şekerimizi ekledik. Bunun içine velet damağımızda daha farklı bir aroma, tad olsun diye biraz da hindistan cevizimi ekliyorum. Müthiş bir lezzet olacak, müthiş bir tat olacak. Şimdi onu da aynı şekilde elmamızın içinde ekledik. Beraber karıştıralım. Şunu biraz daha Giresun'dan geldi güzel kardeşim. Şimdi şöyle falan bir karıştırdık. Harcımız mükemmel oldu, mükemmel. Evet. Yavaş yavaş toparlandı ve hazır diyebiliriz. Şimdi Ayarlamamızı yaptıktan sonra şunu altını biraz ayarlayalım. Elmamız hazır. Diğer işlemlerimizi aynı şekilde yaptık. Tepsimizi şimdi kenara doğru alalım. Bir tane geniş kabımı alıyorum. Ondan sonra şunu da yanıma doğru alacağım. Yok. Şimdi yavaş yavaş kabla işlemimize geçebiliriz. Altını ayarladık. Şimdi şunu güzelce bir şekilde bir ayarlayalım. Gelsin bakalım. Şöylece bir ayarlayacağız. Önce şurayı bir ufaktan bir toparlayacağım sevgili Ondan sonra devam edeceğim. Şunu bir alalım. Ayırladık mı? Şöyle yapıyoruz. Bunu ortadan size de görün diye. Şunu biraz kenara alayım ki siz daha rahat bir şekilde görün. Ortadan şu şekilde kesiyorum. Kestik mi? Şunu biraz daha şöyle bakalım. Tamamıyla kesildiğinden emin olmak için Ayarladık mı? Şimdi şunu şu şekilde ortadan yine aynı şekilde kestik. Şunu biraz daha tamamıyla koparıp şunun üstüne alalım. Şimdi şuradan bu biraz daha şöyle de yapabiliriz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Tamamıyla kesiyoruz bunları. Onun için de ne yapıyoruz? Şu tekrardan kontrolümüzü yapıyoruz. Bazen bile ufak köşelerden birbirine yapışanlar olabilir. Onun için ne yaptık? Onları da, da kestik ve hazır. Şimdi tereyağımız o da hazır. Şöyle bir kenara alalım. Şerbetimiz hazır. Şerbetimizi de ayarladık. Şerbetimizi hazırladıktan sonra şimdi diğer işleme geçebiliriz. Önce şunu bir alayım. Şöyle biraz elimizin altında bir açılmış olsun ki rahat bir şekilde çalışsın. Şunu kenara doğru alıyoruz. Şurayı tamamıyla kapatalım. Boşa yanmasın. Evet. Şimdi. Şöyle bir ayarladık mı? Bunu da aynı şekilde biraz daha küçültebilirsiniz. Çok fazla büyük de olmasına gerek yok. Şimdi. Toparladık mı? Şunu bir kenara alalım. Yanına aldık. Başlıyorum yavaş yavaş. Şunları. Şu şekilde. Kesmeye. Yani bunlar erişte gibi kesilecek. Onun için de yavaş yavaş. Çok fazla da üst üste koymayalım ki. Yani çok fazla zorlanmayın diye. Çok fazla üst üste koymayın. Onun için zorlanabilirsiniz. Tamamıyla kopardık mı? Kenara çektik. Devam edelim. Ufak ufak erişte. Keser gibi keseceğiz. Devam ediyorum kenara çektik. Ufak ufak. Kestik mi? Bunu hemen kabımıza yollayabiliriz. Şöyle kabımıza. Ekledik. Devam ediyorum aynı şekilde. Şunu da bir alalım. Ufak ufak. Gördüğünüz gibi. Çok fazla ince de olmasın. Çok fazla kalın da olmasın. Minik minik kesiyoruz. Kenara çektik. Ufak ufak kesme işlemine devam edelim. Şunları biraz da toparladık mı? Ufak ufak kenara aldık. Çok fazla dediğimiz gibi üst üste konulmasın ki sevgilimiz sizde de keserken çok fazla zorlanmayın. Şimdi hazır. Bunu da şöyle kabıma yolladım. İşleme devam ediyorum. Şunu da bir alayım. Toparladık. Toparladık mı sekrede şunu da üstüne koyalım. Ondan sonra bunu da aynı şekilde yapabiliriz. Küçük küçük kesmeyi Devam ediyoruz. Ufak ufak. Kenara çektik. şuradan da aynı şekilde topaladık. Küçük küçük. Keselim. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. İki parça kaldı. Onunla da hazırladık mı? Artık hazır diyebiliriz. Şunu da toparlayalım. Çok fazla içinde iri görünmesin. Bunu da Şöyle bir ekliyoruz. Evet kalan diğer ikisini de şuna da alalım. Şu şekilde üst üste şöyle bir koyduktan sonra onları da ufak ufak kesmeye devam edelim. Küçük küçük kestik mi? Kenara alıyoruz. Şunu biraz daha şunu düzeltelim rahat bir şekilde kesmemiz için gördüğünüz gibi çekiyoruz kenara. Çok fazla dediğimiz gibi kalın da olmayacak, çok da fazla ince de olmayacak. Ona göre hazırlanması gerekiyor. Şimdi bunlar da aynı şekilde. Şöyle bir çevirelim bunu da. Şuradan devam edelim. Güzel oldu. Şimdi bunu da aynı şekilde ekleyelim. Evet. Ayarlamamızı yaptıktan sonra şimdi artık hazırız. Şunu yanımıza alalım. Önce şöyle biraz harmanlayalım. Harmanladık mı? Tepsimiz hazır tepsimizi hazırladıktan sonra eritmiş olduğumuz tereyağımız böyle yavaş yavaş tereyağımızı ekleyelim. Şimdi tereyağımızı ekledik mi? Şunu güzelce bir önce bir yedirelim. Hem iyice bir kızarsın, güzel bir şekilde hazırlansın diye. Yavaş yavaş tereyağımızı şöyle bir Ekledik ve karıştıralım. Hepsi iyice bir yağlansın ki sevgilimiz güzel olsun. Onun için de ne yapıyoruz? İyice hepsini şöyle bir topaladık. Şuraya az üstüne yağımı gezdirdim. Artık yeterli diyebiliriz. Hepsini de kullanma gerek yok. Şöyle az bir şey de eklersek yeterli olacak. Evet şimdi güzel oldu. Ve bu arada elmamız... Hazır. Portakalımız aynı şekilde eklendi. Güzel de oldu. Şimdi bunu güzelce bir tekrardan karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. iyice bir tereyağımızla hazırladıktan sonra şöyle yapalım. Biraz daha yakınlaşabilir korkuncum eğer ki göremiyorsan. Şimdi şunu biraz şuradan kameramızla görecek şekilde ayarlayalım. Devam ediyoruz. Altına tekrardan biraz daha şöyle güzelce bir serelim. Serdik mi? Mükemmel olacak. Mükemmel. Evet. Şuradan az da alalım. Aç gördüğümüz kısımlara hafif biraz daha serpiştirdik mi? Ondan sonra hazır diyebiliriz. Şimdi onu ayarladıktan sonra hazırlamış olduğumuz elmamız. Onu da alalım. Şöyle siz de görün. Ufak ufak. Hemen üstüne Şöyle güzelce bir ayarlayalım. Devam edelim. Şimdi aynı şekilde. Her tarafa eşit bir şekilde elmamızı ekledikten sonra artık hazır olacak. Şimdi şuna da bir toparladık. Şunu kenara alalım. Ondan sonra şunu da biraz daha Şöyle bir ufaktan topaladık. Ve düzelttik. Evet. Orayı düzelttikten sonra tekrardan devam ediyoruz. Şöyle bunu biraz daha şöyle bir karıştırıyoruz. İyice bir üstündeki de tamamıyla bir yağlansın ki güzelce bir şekilde bir kızarsın diye. Onları hafif bir karıştıralım. Ondan sonra azar azar alıp öncelikle şöyle bir üstünü kapatalım. açık gördüğümüz kısımlara öncelikle şöyle bir azar azar şöyle ekleyip kapatalım. Farklı bir aroması ve lezzeti olacak ve çok da güzel olacak. Onun için de şunu da aynı şekilde yaptık. Devam ediyoruz. Biraz daha. Şunu da ekledik. Şimdi açık gördüğümüz kısımları tamamıyla kapatıyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Tamamıyla bir kapatalım. Şunu da üstüne şöyle iyice bir hepsini ekledik mi? Şunu bir elimizin altında önce bir alıyoruz. Şimdi bunu biraz daha yakınlaştıracağız sevgili izleyicimiz. Tepsimizi biraz yanımıza doğru bir alalım. Ondan sonra da önce şöyle bir ufak bir düzeltme hafif biraz çok değil az bir üstüne bastıralım. Evet şimdi güzel oldu. Artık fırın yolculuğu başlayabilir sevgilerimiz. Biz, de, biz de ne yapacağız? Fırınımızda 180 dereceyle göndereceğiz. 1,5 saat boyunca yavaş yavaş pişecek. Acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş nar gibi kızaracak. Kızardıktan sonra hemen hazırlanmış olduğumuz şerbetimizi ekleyeceğiz şerbetle beraber sunumuzu hazırlamış olacağız. Çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Onun için şimdi fırına göndereceğiz. Çok fazla acele etmeyeceğiz. Fırında yavaş yavaş pişmesi gerekiyor, toplanması gerekiyor. Onun için de ben hemen şöyle fırınıma yolluyorum. Programımız boyunca o kızarmaya, pişmeye devam etti. İşte siz şöyle bir gözle atabilirsiniz. Yavaş yavaş e, yavaş yavaş sevgilimiz kızarsın. Ara ara yine kontrolümüzü yapalım. İyice bir topalansın. Öncelik ne kadar kullanacaksak elmamızı rendeledik, hazırladık, tenceremize yağımızı ekledik. Ondan sonra Elmamızı içine ilave ettik. Onları hafif bir kavurduk. Kavururken içine şekerimizi, ondan sonra hindistan cevizimizi, tarçınımızı ekledik. Hatta seviyorsak normal cevizimizi de ve hatta fındığımızı da ekleyebiliriz. Onlarla beraber güzelce bir şekilde bir hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra hemen tekrardan baklavalık, baklavalık yufkamızı da ufak ufak doğruyoruz. El işte keser gibi kesiyoruz. Onu da hazırladıktan sonra tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Tereyağla beraber karıştırdıktan sonra tepsimizde yağlayalım. Yarısını altına seriyoruz. Ortasına elmamızı, elmalı harcımızı hemen güzelce bir şekilde bir ekledik. Ekledikten sonra iç harcımızı tekrardan üstünü kapatıyoruz. Üstünü kapattıktan sonra fırınımıza gönderiyoruz. 180 dereceyle fırınımızda iyice bir pişsin, iyice bir topalansın. Ondan sonra piştikten sonra da afiyetle yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel olacak ee, bir sunumumuz olacak. Dediğimiz gibi şerbetimiz hazır. Şerbetle beraber güzelce bir şekilde bir şerbetini ekledikten sonra yavaş yavaş şerbetini çeksin. Ondan sonra da hemen kesme baklavamız hazırlanmış olacak inşallah. Şimdi geçiyoruz yavaş yavaş yemeğimize. Sizde de aynı şekilde sevgili izleyicilerimiz. Yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bütün tariflerimizde videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGTÜ TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızdan bütün tariflerimizde videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız, hem geçmişe dönük videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yatlı sayfalarından takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek sekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitici Şef Abdullah Usta. E, nokta TGT sayfalarında da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Veya Abdullah Hakim Yaptı sayfalarında bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Şimdi ayarlamamızı yaptık etimiz ne kadar kullanacaksak onu da şöyle bir alacağız ama bu da herhalde şöyle hafif bir yapışmış. Tamam, şimdi, şimdi arpacık soğanımız ne kadar kullanacaksak o da hazır sevgili Çok fazla seviyorsak karabalık bir ailesek, daha, daha, fazla da kullanabiliriz. Yani sizde de geniş bir aileseniz karabalık bir aileseniz, fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Az bir yağımı ekledim. Az bir yağımızı ekledikten sonra Arpacık soğanlarımız hazır sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi arpacık soğanlarımız dediğimiz gibi varsa kullanılabilir. Arpacık soğanlarımız yoksa da şöyle de yapabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Bir tane veya da iki tane soğanımızı siz de değerlendirebilirsiniz. Bir tane veya iki tane soğanınızı değerlendirebilirsiniz. Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle bir soğanımızı önce bir ayarlayalım. Yani sizin görmeniz için arpacık soğanımız varsa arpacık soğanımız yoksa da normal kuru soğanımızı kullanabiliriz. Şimdi işte bıçağımız biraz daha iyi bir kessin. Ondan sonra devam eder. Şimdi soğanımız şöyle bir kenara aldık. Çok fazla büyükse üçe bölebilirsiniz. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Hazır. Şimdi soğanımızı hazırladıktan sonra şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi. Kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi kuşbaşı şekilde iri iri doğruyoruz, kenara alıyoruz. Bunları da aynı şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi hazır. Şöyle bu şekilde doğrayabilirsiniz. Eğer ki arpacı soğanımız yoksa bu şekilde alıyoruz. Bunu tenceremize ekliyoruz. Hatta ekleyelim şöyle bir. Onu ekledikten sonra arpacık soğanımız ben hemen attım içine. Dediğimiz gibi bir tane büyük soğanımız. hatta dediğimiz gibi istesek arpacık soğanımızı ekleyebiliriz. Şimdi bunları yavaş yavaş karıştıralım. Çok fazla siyahlaşmasın, yanmasın. Şey onun için ne yapıyoruz? Yavaş yavaş. Şöyle bir top aladık. Kavurmaya başladık. Soğanlarımız yavaş yavaş kavruluyor. Şimdi onlar yavaş yavaş kavrulurken biz de bu arada kullanacağımız kadar etimizi şöyle bir alalım. Gelsin bakalım etimiz. Az ve fazla da olabilir sevgilim. Yani ona göre sizler de kullanabilirsiniz. Şurayı bir alayım. Toparladık mı? Şimdi etimizi ne kadar kullanacaksa dediğimiz gibi ona göre hazırlayalım. Yani isterseniz tavuk göğüs de olabilir veya pirzola da olabilir. Yani hangisini seviyorsanız sizde de onu ekleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Sizde de isterseniz tavuk pirzola belki isterseniz tavuk göğüs de kullanabilirsiniz. Şimdi etimizi öncelikle şöyle yapacağız. Şuradan ızgaralık açar gibi ortadan keselim. Ortadan kestikten sonra şöyle uzunlamasına dilimleyelim. Aynı şekilde ufak ufak doğrayalım. Gördüğünüz gibi. Şundan da aynı şekilde yapalım. Hazır. Devam ediyorum yine aynı şekilde şöyle bir ortadan kestik. Şunu da kenara alıyoruz. Bunu da uzunlamasına şu şekilde kesiyorum. Dediğimiz gibi az ve fazla da olabilir. Ona göre sizler ayarlayabilirsiniz. Varsa pirzola dediğimiz gibi hatta aynı şekilde göğüs. Hangisini kullanmak istiyorsa kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Pirzola biraz daha lezzetli, biraz daha güzel oluyor. Evet şimdi etimiz hazır. Etimizi ayarladıktan sonra burada hazırlanmış olduğum soğanımı biraz daha şöyle bir karıştırıyorum. Çünkü çok fazla yanmasın diye. Hmm. Yavaş yavaş topaladık. Şöyle güzelce bir karıştırdık. Soğanlarımız Biraz bir kavurduğumuz zaman hem lezzetli hem de çok da güzel olacak. Onun için bir iki dakika şöyle bir toparlayalım. Ara yine aynı şekilde fırınımızı da unutmayalım sevgili izleyicilerimiz. Fırındaki baklavamızı da unutmayalım ki o da yavaş yavaş bir toparlansın. Güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Ondan sonra e ne kadar kullanacaksak sarımsağımız az ve fazla da kullanabiliriz. Ona göre burada geçi var mı Hemen sarımsağımızı da şöyle bir ayarlayalım. Şunu da şekilde yapalım. İki veya üç diş bizlere yetecek. Ama size çok fazla seviyorsanız ona göre bir miktarı biraz da arttırabilirsiniz. Şimdi biraz daha karıştıralım. Çok da güzel oldu. Şimdi hazırlanmış olduğumuz etimizi ekliyoruz. Bu isterseniz göğüs de olabilir veya pirzola da olabilir. Onu da şöyle bir ekleyelim. Hangisini tercih edeceksek aynı şekilde edebiliriz. Şimdi ufaktan karıştıralım. Ufak ufak. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi o yavaş yavaş toplamaya devam ederken biz de ne yapıyoruz? Lezzetlendirmek için biraz karabiberimiz. Şöyle <laughs> biraz karabiberimizi ekledik. <laughs> şimdi şimdi aynı şekilde ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Karabiber de mükemmel bir lezzet katıyor. Ufak ufak. Şöyle biraz daha. Topaladık. Minik minik. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Biraz sıcak suyumuz. Şimdi ben burada biraz salçayı az kullanacağım sevgili izleyenler. Onun için de ne yapacağım? Birazdan onun içine bir veya iki tane domatesimi salçamı az tutacağım. Ben biraz daha farklı bir lezzet kalsın diye domatesimi rendelip içine ekleyeceğim. Siz de isterseniz aynısını uygulayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Hemen şuradan sarımsağımızı da hazırlayalım. Çok fazla seviyorsak ona göre miktarımızı fazla kullanabiliriz, ayarlayabiliriz. Devam ediyoruz. Şunu da aynı şekilde. Hemen topaladık. Şunu da temizledik. Şimdi şunları bir alalım. Hemen şunu bir ayarlayayım. Olur güzel kardeşim. Tamam. Şimdi bunu biraz daha içinde belirgin olsun diye şöyle bir minik minik doğrayalım. Devam ediyoruz. Doğradık mı? Şimdi sarımsağımızı ekliyoruz. Evet. Sarımsağımızı da ekledik mi? Şimdi beraber bir karıştıracağız. Şunu ufak bir şöyle bir toparlayalım. Çok fazla da tezgahımız dağını görünmesin. Hemen geldim bize kardeşim. Öyle biraz daha karıştıralım. Oo. Oh. Ufak ufak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şimdi yavaş yavaş kavururken ben burada az salçamı kullanacağım. Hatta dediğim gibi bir tane domatesimi ekleyebilirim. Şöyle az. Yetecek bu benim için. Ondan sonra şunu bir kenara yolluyoruz. Tekrar güzelce bir karıştıralım. Ufak ufak bir karıştırdık mı renk vermesi için kırmızı kap biberimiz varsa bir iki tane ekleyebilirsiniz. O da güzel olacak. Şimdi biraz da şöyle bir topaladık. Ufak ufak. Evet. Ayarlamamızı yaptıktan sonra az bir suyumuzu ekleyelim. Gelsin bir kaynar suyumuz. Şuradan da şöyle bir tuzumuzu da ayarlayalım. Şöyle biraz tuzumuzu da ayarladık mı? Mükemmel olacak. Şimdi güzel oldu. Salçamızı iyice bir kavuruyoruz. Ondan sonra biraz suyumuzu ekleyelim. Çok fazla su kullanmak istemiyorum. Siz ama dediğimiz gibi biraz da artırmak istiyorsanız veya fazla da kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi bunun içine çok az bir domatesimiz de rendeleyeceğim. O da onu müthiş bir lezzet katacak sevgili Evet. Şimdi artık yavaş yavaş şu ocağımızda bir silelim sevgili Kapağını kapatacağım. O yavaş yavaş toparlansın. Ve bu arada şöyle bir arkadaşlar hemen. Göremiyorsan dışarıya de alabilirim. Güzel karışık. Şöyle bir arkadaşlar bir görsün. Yavaş yavaş kızarmaya. Yavaş yavaş kızarmaya başlamış. Şimdi bunu ne yapacağım? Biraz da ocağın şey, fırının altını alacağım ki biraz da altı da kızarsın diye sevgilimiz. Şöyle bir gördüğünüz gibi yavaş yavaş kızarmaya başlamış. Ben de biraz daha şöyle bir altı alıyorum. Altı da biraz daha bir toparlaması için, kızarması için. O kenarda toparlama devam etsin. Biraz derecemizi düşürebiliriz. Biraz derecemizi düşürelim. Evet güzel oldu. Şimdi tenceremize ayrılmamızı yaptık. O da yavaş yavaş toparlama devam etsin. Onun kapağını kapatalım. Şimdi ben kenarda yavaş yavaş hazırlığımı yapmaya devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. Kısa bir ara gidelim ama ekran başına ayrılmayın. Minik bir aradan sonra kaldığımız yerde devam edelim. Reklamlar. Evet kaldığımız yerde devam ediyor. Biz de hazırlığımızı yaptık. Ayarlamamızı yaptık. Baklavamız efsane oldu. Nar gibi kızardı. Güzelce bir şekilde hazırlandı. Birazdan onu alabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ben biraz daha lezzetli olsun, farklı olsun diye şöyle bir yahnim için hemen biraz kırmızı kap veberimi ekleyeceğim ki o da güzel bir görüntü kalsın. Bir iki tane kırmızı kap veberim yakışacak. Çok da güzel olacak. Onları hemen şuradan öncelikle bir ayarlayayım. Şöyle bir. Şunları bir ufak bir. Bilmedik mi? Biraz içine görünsün. Onun için de şunu da aynı şekilde yapalım. Hemen şöyle bir topaladık. Doğradık. Şundan da aynı şekilde yapalım. Hazır. Şimdi hazırladığım biberimi de ekliyorum. Da ona müthiş bir lezzet katacak. Onu da güzelce bir karıştıralım. Şöyle bir karıştırdık mı? Evet, domatesimiz demiştik. İstesek rendeleyebiliriz. Veya kabuğunu da soyup üzerine ekleyebiliriz. O yavaş yavaş bir topalansın. Devam edeceğiz onu bir bakacağız sevgilimiz. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi, öncelik bir tatlımıza şöyle bir göz atalım. Oh mükemmel olmuş. Şöyle bir görebilirsiniz. Çok da güzel oldu diyebilirim. Fırınımı tamamıyla kapatıyorum. Ondan sonra fırınımızı tamamıyla bir kapattıktan sonra şöyle bir şerbetimiz de bol olmayacak. Ben şöyle bir az bir Bismillah diyorum. Şerbetimi ekliyorum. Çok sesi gelecek değil mi Orkun'cum? Şöyle biraz ekleyelim. Evet. Vay 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 vay. Şöyle biraz daha şerbetimizi ufaktan. Çok fazla olmayacak. Evet şöyle bir. Oh. Mis. Yavaş yavaş. <laughs> evet çok da güzel oldu. Şimdi sevgili hazır diyebiliriz. O yavaş yavaş topalama devam etsin. Şerbetini çeksin. Ondan sonra da güzelce bir şekilde sunumuzu yapabiliriz. Yavaş yavaş bir toparlansın. Bu normal sevgili diğer... Aynı şekilde baklavaları gibi olmuyor. Dediğimiz gibi keserken onu dikkatli bir şekilde alacağız. Parçalanacak zaten. iste istemez. Şimdi buradan biraz şöyle yapalım. Kestik. Şundan bir yapalım. Şöyle biraz daha bir kestik. Fak fak. Kestik. Şimdi çevirelim. Şöyle bir çevirelim. Ondan sonra. Fak fak. Yani bunu ufak ufak bir keselim ki sebzelimiz alırken çok fazla zorlamayalım ki çok fazla dağılmasın. Çünkü dediğimiz gibi dağılabilir. Onun için de ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Öncelikle güzelce bir kestikmiş. Şimdi şunu bir alalım yanımıza. Ondan sonra da onu hazırladıktan sonra şunu bir kenara doğru çekelim. Ben şuradan önce bir ayarlamamı yapacağım. Ondan sonra tamamıyla yemeğimize odaklanabiliriz. Şunları da şöyle bir alalım. Sunum yapacağımız tabağımız. Onu da alalım yanımıza. Şöyle bir spatulamız. Onu da görürsek çok da güzel olacak değil mi Orkun? Böyle... yani... <laughs> ya senin şu şarkı şakaların var ya beni öldürecek Orkun ya. Sen senin bu şakaların Allah'taki izleyicilerimiz duymuyor Orkuncum yani. Şimdi şunu şekilde ayarlıyoruz. Şu, çok iyi olur. Çok iyi olur. Yani aslında olur. Şimdi şöyle güzelce bir ayarladık mı? Mis. Şunu da bir keselim. Şunlar da. Şöyle bir tamamıyla bir keselim ki sevgiliniz. Yani çok fazla parçalanmasın. Dağılmasın diye. Şunu da şöyle bir aldık. Oh! Harika oldu. Şimdi bir tane de alırsak bizler için yeterli olacak. Değil mi Orkun? Şunu da bir şöyle bir ayarladık. Güzel oldu. Şimdi sen görme devam et güzel kardeşim. Ben de bu arada şöyle bir ayarlamamı yapayım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet, geldim. Tamam şimdi olsun güzel kardeşim. Şimdi şunu bir şöyle bir ayarlayayım. Biraz şunu yanıma dur. Oo. Ese. şunu bir <laughs> ayarladık. Şunu da bir yanımıza doğru aldık. Güzel oldu. Şimdi iki tane domatesimiz demiştik. Şöyle yapacağız. Önce şunu bir bitireyim. Ondan sonra hemen yemeğimde az kaldı. Şimdi ayırmış olduğum şerbetim. Şöyle az bir şerbetim kalmıştı. Şöyle şerbetimizi Şuna da şöyle bir ekleyelim. Çok fazla şerbetimizi, şöyle dediğimiz gibi sevgilimiz kullanmıyoruz. Şimdi güzel oldu. Evet, yemeğimize geçelim. Hemen domatesimiz. İstersek rendeleyebiliriz veya kabuğunu soyup da kullanabilirsiniz. Ben hemen şöyle yapacağım. Şimdi zamanım da az kaldığı için hemen hızlı bir şekilde şunları ufak ufak. Ayarlayalım, atalım içine. O da biraz bir top alansın. Ondan sonra da sizlerle beraber devam edeceğiz. <laughs> Sen zaten bugün onu kattan götüreceksin de dur bakalım ne zaman. Şimdi devam ediyoruz. Şuna da aynı şekilde. <laughs> Aslında bazen ben de öyle korkutuyorsun ama olsun. Ben alışkın oldum evet alışkın olduğum için <laughs> Şimdi devam ediyoruz ufak ufak şöyle bir domatesimi hazırlama. Vay 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 vay. Şunu da şöyle bir alalım. Güzel oldu. Şu akta güzel oldu. Değil mi Orkun? Tıpkı senin gibi. Şimdi şunu da bir alalım. Artık kapakla da bir işimiz kalmadığına göre çok fazla büyük doğramayacağım sevgili Hemen. Hop. Evet. Şunu aynı şekilde ufak ufak. <laughs> o o sen senin payından düştü Orkun o. <laughs> Şunlar biraz <laughs> Şunları da aynı şekilde yapıyoruz. Ah. Minik minik Devam ediyoruz Hazır Şimdi son kalan diğer Yarılan Ufak ufak şöyle minik minik doğruyoruz ah. Şunu da aynı şekilde yapalım Hazır Evet sevgili Doğan'ım Şimdi atabilir miyiz? Doğan da güzel isimmiş ha. Değil mi Orkun? Şuna da aynı şekilde ekledik. <laughs> Artık yayından sonra kendisine sorarsın. Şimdi şuna da aynı şekilde ayarladık. Değil mi? Şuna biraz daha şöyle bir çok fazla su kullanmadık sevgilimiz. Müthiş oldu. Harika oldu. Şimdi kapağını bir iki dakika sadece. Çok fazlasına gerek yok. Değil mi? Sağ olsun. Şimdi bir iki dakika kapatalım. Mükemmel oldu. Ben de bu arada yavaş yavaş toparlanacağım. Ondan sonra yemeğimizi hemen sunumunu yapacağız. Sizlerle beraber neler yaptık, neler hazırladık hep beraber göz atacağız. Önce şu fazla olan malzememizi bir kenara doğru. Sizde de sevgili izlerimiz, yemeklerimizi merak ediyorsanız, görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız, bizleri yalnız bırakmak istemiyorsanız, sosyal medya hesaplarımızı takip edip ücretsiz bir şekilde takip edip bizlere destek olabilirsiniz. TGTU TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve de YouTube sayfamızdan bütün tariflerimizi, videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da tekrar oluyor. Kaçınırsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsan Şef Abdullah olsa veya Abdullah Hakim yaptı sayfalarında takip edebilirsiniz. Orada da tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef sayfamda da istediğiniz anda bana ulaşıp programımıza konuk olabilirsiniz. Sizlerle beraber hem ürününüz varsa tanıtalım, albünüz varsa tanıtalım, işinizle ilgili reklam yapacaksa mutfakla ilgiliyse mükemmel olur. Bu şekilde reklamınız da varsa programımıza gelip sizlerle beraber hem reklamınızı hem de tanıtınızı yapalım ve sizlerle beraber çok da güzel bir program yapalım. Bitişik sf.abdulausta.tgt veya Abdullah Hakim Yavuz Hüseyin falan da, da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Şimdi yemeğimiz hazır. Evet, Orkun'cum şimdi hazırız güzel kardeşim. Yemeğim de hazır. Şimdi öncelik şunu bir alalım yanımıza. Altını kapatalım. Bismillah diyelim. Yavaş yavaş şöyle bir ayarlamamızı yaptık. Vay 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 vay. Çok da güzel oldu. Diyebiliriz. Şimdi şunu da aynı şekilde. Şöyle bir ayarladık mı? Müthiş oldu müthiş. Evet. İnan ki harika oldu sevgili izleyenimiz. Harika. Evet biraz daha. Şimdi onu da ayarladıktan sonra. Ben şöyle yerini alayım. Sen orada görebilirsin güzel kardeşim. Ben de bu arada burayı toplayayım Şöyle bunu bir alayım. Ondan sonra bunu da şöyle bir yavaşça alalım. Şöyle bir görebilirsin güzel kardeşim. sen Ben de bu arada şöyle bir toparlayayım, ayarlayayım. Ondan sonra neler yaptık, neler hazırladık göz atacağız. Evet, sen onu görürken ben de anlatayım neler yaptığımızı. Öncelik teplizimiz. Hemen güzelce bir şekilde e, tenceremize yağımızı boşalttık. Yağımızı bo boşalttıktan sonra onun içine ne kadar kullanacaksak hemen arpacık soğanımızı ekledik. Arpacık soğanlarımızı yavaş yavaş kavurmaya başladık. Arpacık soğanlarımızı yavaş yavaş kavururken hemen onun içine arpacık soğanlarımızın aynı şekilde içine etlerimizi iri iri doğradık ekledik. Etlerimizi kavurmaya başladık. Etlerimizi kavururken onun içine güzelce bir şekilde tekrardan biraz tuz, karabiberimizi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra biraz salçamı ekledim. Çok az bir salça kullandım. Şimdi ben onun içine biraz biber ve domates kullanmak istediğim için salçamı az kullandım. Siz isterseniz dediğimiz gibi kullanmaya da bilirsiniz sevgili Yani istese kullanabilirsiniz. Kırmızı kapya biberimizi ekledik. Güzelce bir şekilde bir kavurduk. Domates ve baharatlarımızı ekledikten sonra mükemmel bir sunumuz hazırlandı. Tatlımız hazır. Biz de hazırız. Ben şunu bir alayım. Ondan sonra hemen listemizi alıp sizlerle beraber devam edin. Şöyle bir toparlandık. Hazırız güzel kardeşim. Evet. Yersin bakalım listemiz. Evet. Elmalı kesme baklavamız için neler yaptı sevizimiz? Hemen bir paket baklava kurkamız. Biz istersek fazla da kullanabiliriz. 200 gram kadar tereyağımız. Elmalı harcımız için 3 adet elmamızı kullandık. Daha fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir çay bardağı kadar toz şekerimiz, bir çay kaşığı kadar tarçınımızı kullandık. Ondan sonra şerbetimiz için iki su bardağı kadar toz şekerimiz, üç su bardağı kadar suyumuz, bir dilim taze limon kullandık. Bir paket baklavalı yufkamız, 200 gram kadar tereyağımız, elmalı harç için 3 adet elmamız, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir çay bardağı kadar toz şekerimiz, bir çay kaşığı kadar tarçınımız, ondan sonra şerbetimiz için iki su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 su bardağı kadar suyumuz, bir dilim taze limon ve limon suyu da kullanabiliriz. Önce tenceremize şekerimiz suyumuzu ve limonumuzu ekleyelim. Şerbetimiz için onlar kenarda yavaş yavaş güzelce bir şekilde bir kaynasın. Onlar yavaş yavaş kaynarken biz de bu arada tenceremize aynı şekilde biraz yağımızı ekleyelim. Yağımızı ekledikten sonra hemen elmamızı kabuklarını soyuyoruz. Rendeliyoruz, içine ekledik. Ben biraz da tarçınımı, ondan sonra şekerimi ekledim, ondan sonra hindistan cevizimi ekledim. Ondan sonra bir tane portakal vardı yani de da aynı şekilde kabuğunu rendeledim içine ilave ettim güzel bir kokusun aroması olsun. Ondan sonra harcımı hazırladım. Harcımı hazırladıktan sonra tek adam yufkamı hemen erişte keser gibi ufak ufak kestim. Tereyağımı erittim. içine ekledik. Güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra hemen yarısını tepsimizin altına serdik. Ortasına elmamda e, harcımızı serdik. Ondan sonra onu da güzelce bir şekilde bir serdikten sonra üzerini tekrardan kapatalım. Kapattıktan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir kızarıyor. Kızardıktan sonra şerbetimizi ekliyoruz. Şerbetini de çektikten sonra istediğimiz şekillerde, ölçülerde kesip sunumuzu yapıyoruz. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz. Evet, arpacık soğanlı yağnımız içinde, tavuk yahnimiz içinde neler yaptı? 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 200 gram kadar arpacık soğanımız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız ve ya sıvı yağımızı kullanabiliriz. 2 diş sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı veya 2 tatlı kaşığı kadar salçamız, yeteri kadar tuz, karabiberimizi kullanıyoruz. 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 200 gram kadar e, arpacık soğanımız, istersek daha fazla da kullanabiliriz. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 diş sarımsağımız, 2 tatlı kaşığı kadar salçamız, yeteri kadar tuz ve karabiberimizi kullanıyoruz. Şimdi tenceremize yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra hangi yağımızı kullanacaksak ona göre hemen soymuş olduğumuz arpacık soğanımızı ekleyelim. Arpacık soğanlarımız yoksa normal kuru soğanımızı aynı şekilde iri doğru doğurup içine ekleyelim. Biraz bol olması gerekiyor. Yavaşça yavaş soğanlarımızı kavuralım. Soğanlarımızı kavururken hemen etlerimizi iri doğru doğurup içine ilave edelim. Kavurma işlemine devam edelim. Onu da iyice bir kavurduktan sonra tekrardan onun içine hemen karabiberimizi ekledik. Biraz daha lezzetli olsun diye salçamızı ilave ettik. Salçam ben biraz az kullandım. Onu da neden az kullandım hemen anlatacağım sizlere. Ondan sonra suyumuzu içine ilave ettik. Suyumuzu ilave ettikten sonra bir iki tane kırmızı kapya biberim vardı. Güzel bir görüntü kattı. Onu doğradım içine ilave ettim. Ondan sonra domatesimi ben normalde rendelikle içine ilave edecektim ama ufak ufak doğradım içine ekledim. Siz hangisinin hoşunuza gidiyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi domatesimizi de ekledikten sonra iyice bir pişti. Piştikten sonra sunum yapacağımız kabımız, tabağımıza alıyoruz. Ondan sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli çok da güzel bir sunum oldu. Şimdi sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Sizde de sevgili izleyicilerimiz bizleri yalnız bırakmayın. Sosyal medya hesaplarımıza, tariflerimize, videolarımıza, programlarımıza bakabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGTV TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve de YouTube sayfamızdan bütün tariflerimizi, programlarımızı, videolarımızı, şu anki programımız, 10 sene önceki programlarımızı, tariflerimizi bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da tekrarı var. Kaçırmışsa izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta ve Abdullah Hakim Yaptı sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımıza sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, Bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.